İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Haftaya hareketli başladık. Doğaya olduğu gibi kültür sanat ajandamıza da cemreler bir bir düştü ve rengarenk etkinlikler seyircisiyle kucaklaşmayı beklemeye koyuldu bile. Öne çıkan başlıklara bir göz atalım, sonra tek tek hepsine mercek tutalım. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Hüsamettin Koçan, görevini Didem Duru'ya devretti. Nedenini NTV'ye anlattı. Dijital Deneyim Müzesi Beyoğlu Sütlüce'de kapılarını ziyarete açtı. Görseli Düşünmek konuşma serisine aktör Ahmet Mümtaz Taylan konuk oldu. Bayburt'tan, dünyanın her yerinden sanatseveri kucaklayan Baksı Kültür Sanat Vakfı'nda yaşanan görev değişimini geçen hafta duyurmuştuk. Bu sıra dışı cazibe merkezinin kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan, vakıftaki görevini Didem Duru'ya devretmişti. Koçan'dan müze yöneticiliğinde sürdürülebilirliği ve kurumsallaşma çerçevesinde bu bayrak değişiminin perde arkasını dinledik. Baksı bir gelecekçi projedir. Baksı biz kurduk, bize ait değildir. Baksı herhangi birilerine de ait değildir. Baksı sanat kültür dünyasına aittir ve geleceğe aittir. Onun için de geleceği aramak zorunda olan bir projedir. Bu adımlar bizim Baksı'nın gelecek arayışlarıdır. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Hüsamettin Koçan, vakıfta yaşanan görev değişimini bu sözlerle gerekçelendirdi. Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerindeki Baksı Müzesi'nin bağlı olduğu vakfın kurucusu Koçan, görevi geçtiğimiz hafta Didem Duru'ya devretti. Baksı'yı bir adanmışlık projesi olarak tanımlayan Koçan, süreç içerisindeki gözlemlerinin kendilerini sürdürülebilirliği sağlamak için profesyonelleşmenin gerekli olduğu noktasına getirdiğini söyledi. Önce akademik çevrede bir grup arkadaşlarla bu vakfı yönettik. Sonra zaman içinde gördük ki bu arkadaşlarımız hep aynı deneyime sahipler. Bize farklı bakış açılar lazım. Sonra işte iş dünyasına daha yakın olan sanatsever dostlarımızı kattık bu işin içerisine. Ve bütün bu süreçler gelişmeye devam ettiler. Ama bu son yıllarda bu vakfın ve müzenin sürdürülebilirliği üstünden derin derin düşünmeye başladık. Çünkü insanların hayatlarının çizgileri var. Onun için de bu sürdürülebilirliğin büyüsünü bulmak lazım. Gerçi bu sanat tarihinde o büyü devam edecek diye düşünüyorum. O nedenle de bu sene şuna karar verdik. Sürdürülebilirlik için profesyonelleşme gerekir diye düşündük. Kararı Koçan ailesi olarak aldıklarını ve ardından yetkili kurullarına danıştıklarını belirten Koçan, Didem Duru'nun projeleriyle Baksı'nın gelecek umutlarına katkıda bulunacağına olan inancını vurguladı. Bizim Koçan ailesi olarak vakfın temel organlarında geri adım atıp orayı daha profesyonellere bırakma fikriyle karşılaştık. Nitekim işte ilk baştan 10 küsür yıl eşim yönetim kurulu başkanıydı. İşte ondan sonra ben devam ettim. Şimdi bu karara önce aile olarak inandık, sonra bunu kurullarımıza götürdük. Ve kurullarımıza götürdüğümüzde doğrusunu isterseniz çok ilginç bulundu, çok desteklendi. Yönetim kurulu üyemiz Didem Duru arkadaşımız aslında bütün bunlara uyuyordu. Hem kadındı ki benim kadınlara teslim etmek gibi bir şeyim vardı, bir ön yargım vardı diyelim buna. Öteki yanıyla aynı zamanda önemli şirketlerde yöneticilik yapmış bir arkadaşımız.
ve sivil topluma yakın bir arkadaşımız. Onun için de kurullarda bunu görüşerek biz bayrağı Didem Hanım'a devretme kararı aldık. Şimdi Didem Hanım'ın bence bir gelecekçi projeyle bu şeyin, Baksı'nın gelecek umutlarına katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz epeydir sanat ve dijital teknoloji arasında bir tangodur gidiyor. Bazen bu dans ahengiyle gözleri kamaştırıyor, bazense gerilimli bir ikiliye dönüşüyorlar. Fakat şu bir gerçek ki müzecilik dijital teknolojilerle ziyaretçi deneyimini boyutlandırdı ve o ahenkli kategoriye her geçen gün yeni çalışmalar ekleniyor. İşte bunlardan biri olan Türkiye'nin en büyük sabit dijital deneyim merkezi niteliğindeki Dijital Deneyim Müzesi kapılarını ziyarete açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Beyoğlu Sütlüce'de hayata geçirilen müzeye gidip o ahenge şahitlik edelim şimdi. Dijital medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar, 3 ve 4 boyutlu deneyim olanağı. Türkiye'nin en büyük sabit dijital deneyim merkezi açıldı. İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi Beyoğlu Sütlüce'de hayata geçti. Müze, dijital teknolojiler ve multidisipliner yaklaşımla hazırlanan etkileşimli sergilere ev sahipliği yapmaya başladı. 2000 metrekareye yayılan müze, aynı anda 400 kişi ağırlama kapasitesine sahip. Müzede kullanılan 3 ve 4 boyutlu deneyim olanağı sağlayan tüm teknolojiler için gerekli yazılımlar Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Bu teknolojilerin başında yapay zeka, sanal gerçeklik, etkileşimli ekranlar, kızılötesi ve derinlik algılama sensörleri bulunuyor. Dört ana odadan oluşan müzede 6 ay boyunca hayatımızı değiştiren ve geleceğe yön veren icatların sahibi Nikola Tesla'nın serüveni sanal olarak deneyimlenebilecek. Müze, bir hafta boyunca 24 yaş ve altındaki tüm gençler için ücretsiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ve Ek Dergi tarafından düzenlenen Görseli Düşünmek konuşma serisine aktör Ahmet Mümtaz Taylan konuk oldu. Metrohan'daki etkinlikte Taylan, "Seyirci Bize Bakıyor" adlı konuşmasında görselliğin en önemli düğümünü oluşturan seyirci üzerine konuştu. Stüdyoya, programa giderken belli bir gerilimle gidiyorsun. Metrohan'da düzenlenen Görseli Düşünmek adlı konuşma serisinde aktör Ahmet Mümtaz Taylan sahne aldı. Her türden seyirciyle bir iletişim imkanı olarak görüyorum. Taylan, "Seyirci Bize Bakıyor" başlığı altında görselliğin en önemli düğümünü oluşturan seyirci üzerine soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Konserve edilmiş bir şey seyretmiyor seyirci. Yani sinemada, televizyonda o gün... Peki deneyimli bir oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan seyirciye nasıl bakıyor? Birincisi, yer yer bazı işlerde müşteri gibi bakıyorum. Bazı işlerde bir yol arkadaşı olarak bakıyorum. Çünkü siz ne anlatırsanız, ne söylerseniz söyleyin, neticede iş dinleyende. Yani onda ne tür bir etki bıraktığınız, sarsıp sarsmadığınız veya kafasına bir soru işareti düşürüp düşürmediğiniz. Bunu da çok önemsediğimi söylemeliyim başından itibaren. Bütün televizyon seyircisi bilir ki... Bu etkinlik Taylan için de seyirciyle buluşma fırsatı olma özelliği taşıyor. Seyirciyle buluşma fırsatımız az oluyor. Biz daha korunaklı bir şeyin içinde oluyoruz. Ya televizyon ekranının arkasında ya perdenin içinde bir yerde gizli oluyoruz. Karşılaşmıyoruz seyirciyle. Bu da yavaş yavaş insanı kopartır aslında şeyden. Gerçekle bağını zayıflatır, belki kopartmaz ama... O yüzden bu tür toplantılar insanın hem ne yaptığını bir gözden geçirmesi hem gerekiyorsa bazen kendine çeki düzen vermesi için çok iyi bir fırsat. Bugün benim için faydalı olacak. İnşallah seyirciye de bir faydası olur.
Şimdi resim diyelim ve bir sergiye uzanalım. Farklı disiplinlerden 32 ressamın eserlerine ev sahipliği yapacak Kent Manzaraları sergisi sanatseverlerle buluştu. Üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere ziyaretçilerine kültürel bir deneyim sunmayı hedefleyen sergiden notlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Devrim Erbil'den Başak Caner'e farklı disiplin ve kuşaklardan 32 ressam. Kentlerin ruhunu yansıtan 50 eser. Küratörlüğünü Denizhan Özer'in üstlendiği Kent Manzaraları resim sergisi İstanbul Kent Üniversitesi'nde kapılarını açtı. Bu sergi aslında kentle ilgili, kentle dolaylı olarak düşten gerçeğe her şekilde kenti irdeleyen Kent Manzaraları sergisi. Sergide 32 sanatçı var. 32 sanatçının 50 adet yapıtı bulunuyor. Farklı tekniklerde çalışan sanatların, farklı anlayışlarda yaptığı eserler var. Bir şekilde kent içinde yaşayan insanların ütopya olarak gördükleri doğayla olan ilgileri, kaotik kent, kentin içindeki o hızlı yaşam, bir şekilde kentin erimesi, melted city dediğimiz erimesine varana kadar farklı farklı konseptlerde kentle ilgili her şeyi aslında biz bu sergide irdeledik. İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı sergide 3 farklı kuşağı temsil eden sanatçıların eserleri davetlilerden yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecilerine açık olacak şekilde düzenlenen sergi İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kağıthane Kampüsü'nde 15 Mart'a dek görülebilir. Biraz da tiyatro perdelerini aralayalım. Pandemi öncesi sahneledikleri Etik Nedir ve Orijinal Günahlar'la tiyatro severlerin tanıdığı Gestus tiyatro ekibi uzun süren sessizliklerini, yeni oyunları Ben Eskiden Çok Ünlüydüm'le bozdu. Ah Yanar Döner, acayipsin. 90'lı yılları nasıl bilirsiniz? Hadi bakalım, kolay gelsin. Tetris. Ayranmıyorum, ayranmıyorum. Alf. Kartel, ve diğerleri. Ateşteyim, ateşte, ateşte, aklım gitti bir... Peki bu 90'lı yıllar gerçekten tatlı bir rüya mıydı yoksa bitmek bilmeyen berbat bir kabus mu? Elleri, kolları, kınalı bebek. Yazar yönetmen Gökhan Erarslan'ın yeni oyunu Ben Eskiden Çok Ünlüydüm bu sorunun etrafında şekillenen bir hikaye anlatıyor. Ya sen ya hiç bana aşkın lazım. Ya sen ya hiç beni anlayacağım. 90'lı yıllar sadece güzel anılardan ibaret değildi. Ekonomik krizlerin, siyasi bunalımların, faili meçhullerin olduğu da bir dönemdi. Biz o gün başlayan hikayemizi bugün devam ettiriyoruz. Sahnede karakterimizin etik bir ikilem içerisinde buluyoruz ve onun bu ikilemini seyirciyle buluşturuyoruz. Seyircinin bir muhakeme yaparak karakterimiz adına karar vermesini bekliyoruz. Hiç unutmuyorum. Bir gün annem evde börek yapmıştı. O yıllarda çocuk yıldız olarak ünlü olmuş fakat şimdilerde hiç kimsenin hatırlamadığı bir oyuncunun gözünden geçmişe bakan oyunda Ezgi Hüyükpınar Erarslan rol alıyor. Aradıkları oyuncu sarışın ve mavi gözlüymüş. Hay Allah, küçük bir detay. 90'lı yıllarda çocukluğu geçmiş bir oyuncuyu canlandırıyorum ben oyunda. Çok yoğun bir çatışması var karakterimizin ve bu çatışmayı seyirciyle paylaşıyor. 90'larda başlayan hikayesini bugün yaşamaya ve seyirciye anlatmaya çalışıyor. Geçenlerde benden bir audition çekmemi istedi. Kast dedi, tam senle kazan. Ben Eskiden Çok Ünlüydüm, 10 Mart'ta Baba sahnede ve 28 Mart'ta Kadıköy Eğitim sahnesinde olacak. Her şeyden önce karakter bir kadın. Evet, kadın oyuncu arıyorlar. 25 ile 35 yaşları arasında. Evet, bu da bana uyuyor. Kesin beni tarif ediyorlar yani. Rol diyorum, kesin benden.
Dijitalleştik dijitalleşeli, müzik dinleme alışkanlıklarımız ne kadar değişti. Tam yeni mecraları özümsedik derken o mecranın yeni bir adeti çıkıveriyor ve bir bakmışız mırıldandığımız şarkılar algoritmaların güdümüne girmiş. Örneğin şu sıralar sosyal medya platformları iki kadın yıldızın şarkılarını her türlü içerikte fon müziği olarak kullanıyor. Ariana Grande, Yes and, Beyoncé ise Texas Hold'em'la gündemde. Şu sıralar tüm sosyal paylaşım ağlarında bu iki şarkı kullanılıyor. Sosyal medya kullanıcıları kısa videolarda Ariana Grande'nin şarkısıyla dans ediyor ya da şarkıyı videoların fon müziği olarak kullanıyor. Dünya bir yandan da Beyoncé'nin country türündeki yeni şarkısıyla dans ediyor. Hey! Ariana Grande'nin Eternal Sunshine isimli yeni albümünün çıkış şarkısı Yes And, Madonna'nın 1990 çıkışlı Vogue parçasıyla benzerlik taşıyor. ...2020'den bu yana albüm çıkarmayan şarkıcı... ...yeni albümünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde piyasaya sürecek. ...2023 yılı boyunca Rönesans albümünün konser turuyla izleyiciyi şaşırtan Beyoncé... ...Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçında tanıttığı iki yeni country şarkısıyla... ...bir kez daha dinleyiciye sürpriz yaptı. Texas Hold'em şarkısı kısa sürede popüler oldu. Hatta sosyal medya kullanıcıları bir dans akımı başlattı. Beyoncé, Renaissance Part 2 adını verdiği albümünün 29 Mart'ta yayınlanacağını açıkladı. Böylece bu şarkıları mırıldananların arasına hoş geldiniz diyerek gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. İş Sanat Gece Gündüzü sundu.